Merhaba. 40 dakikaya hoş geldiniz. Bu hafta 40 dakikayı Türkiye'nin acıyla hatırladığı bir köşe başından, Abdi İpekçi'nin katledildiği köşeden açıyoruz. Çünkü bu programda Türkiye'nin en dramatik eylemlerinden biri sayılan Abdi İpekçi cinayetinin dosyasını açacağız. Susurluk verilerinin ışığında Abdi İpekçi dosyasına yeniden bakacağız. Bu amaçla 40 dakika ekibi geçen hafta boyunca Brüksel'den Nevşehir'e, Strasbourg'dan Ankara'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada olayın ayrıntılarını araştırdı, tanıklarla konuştu, belgeler buldu. Program içinde bu ilginç belgeleri bütün çıplaklığıyla bulacak ve inanamayacaksınız. Programın sonunda ise Abdi İpekçi'nin kızı Nüket İpekçi bizimle olacak ve kısa bir veda mesajı verecek. İsterseniz lafı burada keselim ve hazırsanız başlayalım. İşte Abdi İpekçi dosyası. Yaşamlarını bu rejim içinde sürdürmek isteyenler, rejimi terörizme karşı savunmakta birleşmelidirler. Terörizme karşı olan, olması gereken partiler, aralarında bir dayanışmanın, bir uzlaşmanın koşullarını daha fazla gecikmeden oluşturmalıdır. Olağanüstü yönetim biçimlerine yönelmek, teröristlerin oyununa gelmek olacaktır. Toplum ve sorumlu kurumlar buna meydan vermeden, demokrasiyi tatil ve tadil etme durumuna düşmeden bu işin içinden çıkmalı, çıkabilmelidir. Bu çılgınlığa bir son vermek gerek. Siyasi partileri teröre karşı bir cephede buluşmaya çağıran Abdi İpekçi, bu yazısından 6 ay sonra o terörün kurbanı oldu. Ankara'da Başbakan Bülent Ecevit'le bir görüşme yaptıktan sonra İstanbul'a dönmüş, gazeteye uğramış ve evine doğru yola çıkmıştı. Nişantaşı'nda eve 300 metre kala arabası yavaşladığında sağ camda beliren bir karaltı zamanı durdurdu. Kesinlikle hayır. Tek başıma düşündüm ve yaptım. Suikastçı 20 yaşındaki ülkücü Mehmet Ali Ağaca 5 ay sonra yakalandığında ısrarla suç ortaklarını gizledi. Ancak soruşturma ilerledikçe Ağaca'nın gizlemeye çalıştığı isimler birer ikişer ortaya çıkarıldı. Bütün ipuçları gelip 5 kişide toplanıyordu. Ağaca'yı evinde saklayan reis Abdullah Çatlı, tetiği çeken Mehmet Ali Ağaca, suikastın ikinci ismi olduğu öne sürülen Oral Çelik, Ağaca'nın asıl suikastçı olduğunu söylediği Yalçın Özbey ve suikasta kullanılan silahı temin eden, İpekçi'yi öldürmek için Ağaca'yı azmettiren Mehmet Şener. 12 Eylül'e giden yolun ilk büyük suikastında bir araya gelen bu 5 isim, o günden sonra pek çok eylemde yeniden buluştular. Pek çok dava dosyasında, tanık ifadelerinde ve nihayet son olarak Susurluk skandalında yine aynı 5 insanın imzası yan yana yer aldı. Bu 5 isim 5 anahtardı aslında. Susurluk kilidini de açacak 5 altın anahtar. Cinayetin tarafından ve ülkücüler tarafından yapıldığı iddiaları beni çok üzdü. Halbuki bizim hiçbir alakamız bu işte yoktur, olmamıştır. Alparslan Türkeş'in İpekçi cinayetiyle ilgili olarak söylediği bu sözlere rağmen Ağaca ilk ifadesinde suikastten sonra doğruca Aksaray'daki MHP il binasına giderek silahı Mehmet Şener'e verdiğini söyledi. Suikastle ilgili adı geçen bu 5 ismin ilk ortak özellikleri hepsinin ülkücü oluşlarıydı. Sonradan hem Abdullah Çatlı'ya hem Oral Çelik'e MHP'lilerin sahip çıkması da bunu gösteriyordu. Ağaca soruşturmasında gözden kaçırılan bir başka ilginç unsur ise bu 5 isimden Abdullah Çatlı dışındakilerin Malatya bağlantılı oluşlarıydı. Ağaca, Şener ve Çelik Malatyalıydılar. Yalçın Özbey de liseyi Malatya'da Ağaca ile aynı okulda okumuştu. Yalçın Özbey'in yakalanmasından sonra ortaya çıkan bir başka ilginç ayrıntı ise kilit beşliden 4'ünün ortak banka hesaplarıydı.
Özbey'in bir arkadaşının verdiği bilgiyle ortaya çıkan bu hesapta Mehmet Ali Ağca, Abdullah Çatlı, Oral Çelik ve Yalçın Özbey adına yatırılmış 500 bin dolar bulunduğu ortaya çıktı. Ve işte bu 5 ismi birleştiren bir başka ortak adres, Nevşehir. Dosyalar incelendiğinde ilginç bir şekilde Malatya'dan başlayan bütün yolların Nevşehir'e çıktığı anlaşılıyor. Abdullah Çatlı Nevşehir doğumlu. İkinci başkanı olduğu Ülkü Yolu Derneği'nin genel merkezini de Nevşehir'e taşımış. Şimdi Nevşehir mezarlığında yatıyor. Ağca, Kartal askeri cezaevinden kaçırıldıktan sonra Oral Çelik tarafından Ankara üzerinden Nevşehir'e götürülüyor. 80 öncesinin silahlı eylemlerinde boy gösteren ve katliam sanığı olarak yargılanan Ömer Ay ve Haluk Kırcı da Nevşehir nüfusuna kayıtlı. Ve asıl önemlisi, İpekçi cinayetinde adı geçen 5 ülkücüden 4'ünün sahte pasaportu da Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nün damgasını taşıyor. Arkadaşı Abdi İpekçi için ayrıntılı bir inceleme yapan ve bulgularını 1982 yılı sonunda Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir yazı dizisinde bir araya getiren Uğur Mumcu, Ağca dosyasında Nevşehir'in önemini şöyle anlatıyor. Ağca'ya pasaport veren yer Nevşehir Emniyeti. İpekçi cinayetinin planlayıcılarından Mehmet Şener'e pasaport veren yer de aynı. Nevşehir Emniyeti. Ağca'nın arkadaşı Ömer Ay'ın sahte pasaportu da Nevşehir Emniyetinden sağlanmış. Ömer Bağcı'ya pasaport veren yer, orası da Nevşehir Emniyeti. Ya Abdullah Çatlı'ya, yine Nevşehir Emniyeti. Ağca'nın pasaport numarası 136-635. Ömer Ay'ınki 136-636. Peki kim bunların Nevşehir Emniyetindeki bağlantıları? Kim? 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 Uğur Mumcu'nun kim sorusunun yanıtını arayanlar Nevşehir Emniyet Müdürlüğü arşivine girdiklerinde çok ilginç bir isimle karşılaşıyorlar. Bu isim Komiser İbrahim Şahin. Susurluk davasının en ünlü ismi Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin, 12 Eylül öncesinde Nevşehir Emniyeti'nde görev yapan 23 yaşında bir komiser olarak karşımıza çıkıyor. Şahin, bu yılın başında Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede özgeçmişi sorulduğunda şu bilgiyi veriyor. 12 Eylül'den önce Nevşehir'de çalıştım. 1982'ye kadar Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştım. Mehmet Ali Ağca ile Abdullah Çatlı'nın birbirine çok yakın tarihlerde sahte pasaport aldıkları Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde İbrahim Şahin komiser olarak görev yapıyordu. Aynı İbrahim Şahin bu ilginç tesadüften 15 yıl sonra aynı Abdullah Çatlı ile bir sünnet düğününde karşılıklı göbek atacaktı. Aynı İbrahim Şahin Nevşehir tesadüfünden 17 yıl sonra da yine aynı Abdullah Çatlı'nın da adının karıştığı çete davasında bir numaralı sanık olarak yargılanacaktı. 1980'lerde Nevşehir'de başlayan tesadüfler zinciri 1990'larda İstanbul'da sürüyordu. Kamuoyu İbrahim Şahin'i Susurluk davasıyla birlikte tanımıştı. Şahin, özel harekatın başına geldikten sonra kendi deyimiyle yüzlerce operasyona katılmış ve 4 kez yaralanmıştı. Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadeye göre Nevşehir Emniyetindeki görevinden sonra özel timin kurucuları arasında yer almış, Genelkurmay'ın özel harekat dairesinde çalışmış, Almanya'da komando ve Amerika'da anti-terör kursları gören ilk Türk komiseri olmuştu. Şahin komisyon ifadesinde Abdullah Çatlı'yı daha önceden bu isimle tanıdığını kabul etmedi. Ancak daha sonra ortaya çıkan sünnet fotoğrafları bu ifadeyi yalanladı. Şahin'in siyasi eğilimi ise tahliye edildiğinde yapılan gösterilerden anlaşıldı. Burada çakallar nerede? Ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Ya Allah, bismillah, Allah. Aslında Şahin'i yakından tanıyanlar onun siyasal çizgisinin çok daha önceden netleştiğini anlatıyorlar. Şahin'in görev yaptığı yıllarda Nevşehir korkunç olaylara sahne oluyor ve İbrahim Şahin adı ilk kez o yıllarda duyulmaya başlıyor.
Nevşehir'de 12 Eylül öncesinin en büyük olayı 1980'in Haziran ayında patlak verdi. CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekinel ile bir arkadaşı öldürüldüler. CHP il yetkililerine göre saldırganlar Abdullah Çatlı'nın girişimiyle açılan Ülkü Yolu Derneği'ne doğru kaçmışlardı. CHP eski Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemal Yüksekli o dönemde öldürülen Zeki Tekinel'in avukatıydı. Zeki Tekinel'in öldürülmesi her şeyden önce sosyal demokrat hareketi bitirmek amacına yönelikti. Zeki Tekinel Nevşehir'de çok sayılan, sevilen, herkese yardım eden bir avukattı. Kurucu meclis üyeliği var, milletvekilliği var 73-77 arasında. Ve Nevşehir'de etkin bir kişiydi. Onun öldürülmesiyle Nevşehir böyle bir imkandan yoksun bırakılacaktı. Onu gerçekleştirdiler. Ama asıl kıyamet cenazede koptu. Ecevit ve 100 CHP'li parlamenter cenazeye katılmak üzere Nevşehir'e geldiler. Ecevit, kahrolsun faşizm sloganları arasında konuşma yaparken korteje yine Ülkü Yolu Derneği'nin bulunduğu sokaktaki bir inşaattan yaylım ateşi açıldı. Kurşunlar hemen Ecevit'in başını sıyırarak taşımakta olduğu tabuta saplandı. Ecevit heyecanla haykırmaya başladı. "Vurun, beni de vurun kalleşler." Kurşunlar 5'i CHP milletvekili 7 kişiyi yaralamıştı. Ecevit, Başbakan Demirel'i arayarak Nevşehir'de devletin olmadığını söyledi ve Kayseri'den askeri birlik gelinceye kadar da şehirden ayrılmadı. Basın, ertesi gün olayı Ecevit'e suikast diye verecekti. Zeki Tekinel'in öldürülmesi davasında ömür boyu hapse mahkum olan ülkücü yine tanıdık bir isimdi. Ömer Ay. Papa davasında Ağcan'ın yanında bulunduğu öne sürülen Ömer Ay da Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden sahte pasaportluydu ve pasaportunun üzerindeki numara Ağcan'ın seri numarasını takip ediyordu. Hani bir Susurluk olayı vardı, bir Nevşehir ekibi var orada. Bunlar, hatta o ekip içindeki bazı adamlar, galiba soyadı Ay olan veya Timur Selçuk isimli bir adam. Şimdiki Muhsin Yazıcıoğlu, bir parti genel başkanı, ona bile pasaport sağlayan kişiler. Bu da belli görüşün daha o zaman hem suç yaşamına hem devletin emniyet kadrolarına çok esaslı bir şekilde bağdaş kurmuş olduğunu gösteriyor. ...1981 yılındaki Papa suikastından sonra Mehmet Ali Ağcan'ın yurt dışında olduğu anlaşılınca herkes Ağcan'ın pasaportunu nasıl alabildiğini merak etmeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün araştırmasında sahte pasaportun Abdullah Çatlı tarafından Nevşehir Emniyetinden aldığı belirtiliyordu. İşte tam o günlerde ancak filmlerde rastlanabilecek bir gelişme oldu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde bir yangın çıktı. Hem de emniyetin pasaport bölümünde. Ve bütün kayıtlar o yangında kül olup gitti. Belgeleri, delilleri ortadan kaldırılmak amacıyla yapılmış olan bir yangındı. Çünkü o tarihlerde de Nevşehir'de ülkücü polis gerek emniyet müdürlüğünde gerekse ilçe örgütlerinde yoğundu. ...1980'lerin başında İpekçi cinayetinin kilit isimlerinin karargahı Nevşehir'de özellikle solculara yönelik işkence olaylarının yoğunlaştığı görülüyor. Örneğin bir grup Töbderli öğretmen toplu halde karakola çekilip kıyasıya dövülüyorlar. O öğretmenlerden biri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde ilk öğretim müdürü olan Mehmet Ali Gürbüz. Gürbüz, Susurluk skandalı patlayınca gazetelere yansıyan fotoğraflardan yıllar önce kendisine işkence yapan komiseri hemen tanıyor. Hiç unutmadığı bu yüz komiser İbrahim Şahin'e ait. Emniyete götürerek İbrahim Bey ve arkadaşlarınca bir gece sorgulanmaya tabi tutulduk. Sorgulanmada epey sıkıntı yapıldı, işkence yapıldı açıkça. Ben dövüldüm,
Nasıl dövüldün? Yani sopayla, copla arkadaşlar tanıtılarak arkadaşlarıma dinletildim. Arkadaşlarım dövülerek bana dinletildi. Ve sabahları elimiz ayağımız böyle şey gibi kabarmıştı artık. Şahin tarafından işkence gördüğünü söyleyen insanların sayısı artınca sanık avukatları doktor raporlarını da ortaya koyarak mahkemeye gittiler. Ve Şahin'i işkencecilikle suçladılar. İbrahim Şahin, Nevşehir iline bağlı olan ve Nevşehir emniyet kadrosu içinde bulunan Kozaklı ilçesinde başkomiserdi. Ve bu Kozaklı'da yapılan işkenceleri ve muhbirleri İbrahim Şahin yönlendiriyordu, o yaratıyordu. Kırşehir Ağır Ceza'daki yargılama 1984'te bitti ve Şahin işkence yapmak suçundan 2 yıl ağır hapse mahkum oldu. 1984 tarihindeki bu mahkumiyet kararıyla Şahin mesleğinden de men edilmiş oluyor ve polislik yaşamı sona eriyordu. İşte o her dosyada karşımıza çıkan gizli el bu aşamada devreye girdi. Dosya Yargıtay'a giderken Şahin'in mahkumiyet kararının yazılı olduğu iki sayfa her nasılsa kayboldu. Yargıtay davayı ele aldığında bu eksik iki sayfayı gerekçe göstererek kararı esastan bozdu. O sayfaları mahkemeden istemek yerine yargılamanın yenilenmesini talep etti. Şahin işkence olayından 8 yıl sonra 1989 yılında yeniden mahkeme önüne çıktığında avukatı Şükrü Karaca dosyanın zaman aşımına uğradığını belirtti ve böylece dava düştü. Şahin polislik mesleğinden men edilecekken terfi ederek Siirt'te Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bitmedi. O davada Şahin'in avukatı olan Şükrü Karaca sonradan bir şirket aracılığıyla Tansu Çiller'e danışmanlık yaptı. 1995 seçim kampanyasında Çiller'e destek veren Analitik adlı bu şirketin başındaki isim ise 1977'de Çatlı ile birlikte Ülkü Ocakları'nın yönetim kurulu üyeliğini yapan doçent doktor Müntazer Türköne'ydi. Çatlı'nın ölümünden sonra Çiller'e bu ülke için kurşun atan da yiyen de şereflidir sözünü söyletenler onlardı. ...1970'lerin sonlarında Türkiye hiç tanımadığı yeni bir felaketle karşılaşıyordu. Terör bir anda toplu katliamlara başlamıştı. 1 Mayıs Maraş Türü katliamlar, Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu'na, Savcı Doğan Öz'e yönelen korkunç suikastlarla ülke sarsılmaya başlamıştı. İpekçi'nin Milliyeti her gün ölü ve yaralı sayısını gösteren bir tablo yayınlıyordu. 1977 yılında ölü sayısı 157 idi. 16 Mart 1978'de terör bu kez üniversiteyi vurup gencecik canlara kıyınca İpekçi sütununu onlara ayırdı. Kimi lisenin son sınıfında okuyordu, kimi de üniversitede. Hekim olacaklardı, mühendis olacaklardı. Hastaları iyileştirecekler, binalar, makineler, barajlar, köprüler yapacaklardı. Çoğunun yoksul ailesi o günleri bekliyordu. Onlarla gurur duyacaklar, onları okutmak için çektikleri sıkıntıları unutacaklardı. Olmadı. Hepsi öldürüldüler. Lanet olsun bu cinayetleri kışkırtanlara. İpekçi'nin lanetledikleri infaz listesine İpekçi adını yazmışlardı bile. O yazılarında devletin ihmalinden söz ede dursun, Nevşehir Emniyetindeki Komiser İbrahim Şahin'i kurtaran gizli el, o Nevşehir pasaportlu beşliği de koruyacak ve her yakalandıklarında onları yeniden kurtarmayı başaracaktı. Mehmet Ali Ağaca, İpekçi suikastından idamla yargılanırken 1979 yılında ülkenin en iyi korunan askeri cezaevinden kaçırıldı. Bu kaçırmada devlet görevlilerinden yardım gördüğü sonradan ortaya çıktı. Abdullah Çatlı, Bedrettin Cömert suikastıyla ilgili olarak aranırken 1978 Ağustos'unda Sakarya'da yakalandı, 48 saat sonra serbest bırakıldı. Uğur Mumcu'nun İpekçi cinayetinin kilit ismi dediği Çatlı, 1982 Şubat'ında bu kez MHP davasından aranırken
Zürih'te Mehmet Şener'le birlikte sahte pasaportla yakalandı ve yine 48 saat sonra salıverildi. Mehmet Şener 1982 Şubat'ında Çatlı ile birlikte Zürih'te yakalandı. Uğur Mumcu, Şener iade edilirse İpekçi cinayeti aydınlatılır, yitirilen her saniye önemli diye yazdı. Ama değil saniyeler, aylar geçti, Şener yargılandı ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Oral Çelik de 1982 yılında İsviçre'de yakalandı. 10 gün sonra serbest bırakıldı. Türkiye'ye döndükten sonra Malatya'da süren bir cinayet davasında dosyada bir evrakın kaybolması üzerine tahliyesine karar verildi. İpekçi davasında ise sürpriz bir tanık kendisini teşhis etti. Basına cinayetteki ikinci suikastçının Çelik olduğunu açıkladı. Ancak tehditler yoğunlaşıp İçişleri Bakanlığı koruma talebini karşılayamayınca mahkemede ifadesini değiştirdi. Çelik yüzünde gülücükler ve sloganlarla tahliye edildi. Ve nihayet Beşli'nin son halkası Yalçın Özbey de geçen ay ilk dört ülküdaşını kurtaran gizli el sayesinde kurtuldu. Ağca'nın İpekçi cinayetinde tetik çektiğini söylediği Özbey, daha önce 1983 Kasım'ında Almanya'da işlettiği lokalde gözaltına alınmış, ancak iki ay sonra salıverilmişti. 1993'te Almanya'da eroinle yakalanıp 5,5 yıla mahkum olmuş ve bu süre içinde iki Türk istihbarat görevlisiyle cezaevinde gizlice görüşmeler yapmıştı. Bir yandan devlet yetkilileriyle görüşen, bir yandan da kırmızı bültenle aranan Özbey, bu ay Brüksel'de tren istasyonunda yapılan bir aramada yeniden yakalandı. Ama tarih kuşu yine omzundaydı. Belçika, Interpol'ün aradığı Özbey'i 24 saat içinde serbest bıraktı. Kararı alan Brüksel savcısı Joseph Kolpen, bu salıverilmenin nedenini Brüksel'de arkadaşımız Ahmet Sever'e şöyle anlattı. Çünkü Özbey'e atfedilen suçlar 1978 yılına ait suçlamalardı. Belçika'da bir suç 10 yıllık bir sürenin sonunda zaman aşımına uğramış sayılır. Biz bu yüzden Türk yetkililerine durumu bildirdik ve gözaltında tutmamızı sağlayacak veriler istedik. Ancak bu 24 saatlik süre içinde Türkiye'den bir yanıt alamadık. Biz bu arada Özbey'in Belçika kayıtlarında izini araştırdık. Bir şey bulamadık. Türkiye'den de yine bir girişim yapılmayınca serbest bırakmak zorunda kaldık. Avrupa'daki ülkücüler üzerine uzun süredir araştırmalar yapan ve Saint-Pierre'in Kurtları adlı bir kitap yazan Fransız gazeteci Jean-Marie Storkel, geçen hafta Avrupa'da Yalçın Özbey ile görüştü ve bu görüşmeyle ilgili izlenimlerini Strasbourg'da arkadaşımız Zeynel Lüle'ye şöyle anlattı. Bence bu insan tam bir tilki. Mafya ve ülkücülerin adamı. Oldukça önemli biri. Buluşmaya dört korumayla geldi. Güçlü ve sözü geçen biri olduğu belli. Bu gücünü nereden alıyor? İşte orası karanlık. İtalyan, Fransız ve Türk gizli servisleriyle bağlantısı olup olmadığını sordu. Almanya'da cezaevindeyken gizli servis elemanlarıyla görüştüğünü söyledi. İtalya'nın Interpol şefi ve MIT'ten insanlar gelip görüşmüşler. İşte programın başında İpekçi cinayetinin kilit isimleri olarak tanımladığımız 5 ismin mucizevi serüveni. Bütün verilere bir arada bakıldığında bu isimlerin devlet içinden korunduğu bütün açıklığıyla gözler önüne seriliyor. O beşliden Abdullah Çatlı artık yok. Mehmet Ali Ağca cezaevinde. Oral Çelik Türkiye'de. Mehmet Şener ve Yalçın Özbey ise yurt dışındalar. Acaba eski ortakların yeniden buluşması söz konusu olabilir mi? Acaba Oral Çelik'in salıverilmesi, Yalçın Özbey'in basınla konuşmak istemesi, Mehmet Ali Ağca'nın kalan cezasını Türkiye'de çekmeyi talep etmesinin bir anlamı olabilir mi? Fransa'nın Uğur Mumcusu olarak tanınan Storker, bu soruları yanıtlarken çok ilginç bir bilgi veriyor. Bir kaynağım var. Bu kaynak kişi Yalçın Özbey'e yakın biri. Eylül'de Paris'te görüştüm. Bana Papa suikastının olduğu gün Fransız plakalı bir siyah Mercedes'in gelip suikastten hemen sonra Oral Çelik'i götürdüğünü söyledi.
Bu arabada Yalçın Özbey'in bulunduğunu anlattı. Özbey'e bunu sordum. Eğer bu soruya cevap verirsem her şey aleyhime olur dedi. Yani yalanlamadı. Sözünü ettiğim kaynağın verdiği bilgiye göre Popa suikastından bir hafta önce 4 kişi adına Zürih'te bir bankada hesap açılmış. Abdullah Çatlı, Mehmet Ali Ağca, Oral Çelik ve Yalçın Özbey. Özbey, Eylül sonunda cezaevinden çıkınca doğruca Zürih'e para çekmeye gitmiş. Ancak para çekebilmek için bu 4 kişiden 3'ünün imzası gerekiyormuş. Çatlı öldüğüne göre bu 3. imzayı ancak Ağca atabilir. Şimdi belki de bunun için basına yönelik manipülasyon denemeleri yapılıyor. Ağca'nın hapisten çıkarılışını hızlandırmak ve Ağca'nın parayı çekebilmesine zemin hazırlamak amacında olabilirler. Mehmet Ali Ağca, Oral Çelik, Abdullah Çatlı, Mehmet Şener ve Yalçın Özbey. Bu 5 ülkücünün 1970'lerin sonunda Nevşehir'de kesişen yolları şimdi 1990'ların sonunda yeni bir kavşakta yeniden kesişiyor. İbrahim Şahin'in bu 5 ülkücüyle o dönemden bir tanışıklığı, bir ilişkisi var mıydı? Elimizdeki kanıtlar bunları ortaya sermeye yetmiyor. Ancak elbette o dönemde Nevşehir Emniyeti'nde görev yapan İbrahim Şahin'in Oral Çelik'le veya diğer ülkücülerle bir ilişkisi olup olmadığı, Abdullah Çatlı'yı o dönemden tanıyıp tanımadığı ve bütün bu ilişkilerden ve pasaport trafiğinden haberdar olup olmadığı merakla ediliyor. Bugün burada bu köşede Abdü İpekçi'yi anmak ve onun cinayetini işleyenlerin, katillerin ortaya çıkarılması için bir ses yükseltmeye, çığlık atmaya toplanan insanların da ortak talebi buydu. Bu izleri kimlerin sakladığının artık ortaya çıkarılması, kamuoyunun yüksek sesle dile getirdiği bir talep. Ve izleri kimin sildiğini kamuoyu merak ediyor ve buna belki de en iyi cevabı birazdan izleyeceğiniz Musa Kart'ın çizgileri veriyor. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, cinayet işleyenlerin peşini bırakmayız. Ha, görüyorsunuz iz üstündeyiz. If heaven ain't a lot like Dixie, I don't wanna go. If heaven ain't a lot like Dixie, I just as soon stay home. Kırk dakika reklamlardan sonra devam edecek. Yeniden merhaba. 40 dakikayı Abdü İpekçi cinayetinin işlendiği köşe başından sunmaya devam ediyoruz. Bugün bu köşede sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemcileri Abdü İpekçi cinayetinin aydınlatılması talebiyle bir araya geldiler ve dokunulmazlıkların kaldırılmasını istediler. Biz de bu aydınlatma kampanyasına yürekten katılıyor ve dosyamızın sayfalarını açmaya devam ediyoruz. İlk bölümde size İpekçi cinayetindeki 5 kilit ismin devlet içindeki bazı görevlilerce nasıl korunup kollandıklarını anlatmıştık. Bu bölümde izleyecekleriniz daha da şaşırtıcı. Bu beşliğe resmi görev veren insanların aynı zamanda Abdü İpekçi soruşturmasını da üstlendiklerini göreceksiniz. Ve bunu gördükçe soruşturmanın neden bir türlü bitmek bilmediğini daha iyi anlayacaksınız. Sağcıların solcuları, solcuların da sağcıları hem de birbirlerini öldürmeleriyle yetinmeyip şimdi topluluklara karşı hedef gözetmeksizin öldürücü sabotajlara kalkışmalarıyla terörizm yeni bir aşamaya gelmiştir. Amaçları hükümeti devirmek, rejimi yıkmaktır. İstedikleri ise toplumda panik ve umutsuzluk yaratmak. Mehmet Ali Ağca'nın devlet içinde bir desteği olduğuna ilişkin işaretler daha yakalandığı anda başladı. Ağca'nın ilk sorgusu emniyette yapıldı. İşte bu sorgunun sürdüğü günlerde MIT'ten Metin G adlı bir yetkili düzenli olarak İpekçi ailesine bilgi aktarıyordu. Metin G, Abdü İpekçi'nin eşi Sibel İpekçi'ye Ağca'nın sorgusunda çekilen filmi de izletiyor, bu arada da bilgi almaya çalışıyordu.
Bu görüşmeden tam 18 yıl sonra Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı, Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede yurt dışında oldukları süre içinde eşinin Mete Bey Kod adlı bir istihbaratçıyla sürekli temasta olduğunu, Türkiye'ye geldiklerinde de onun tarafından karşılandıklarını açıkladı. Oral Çelik de komisyon ifadesinde Mete Bey'den kahraman diye söz ediyordu. Çelik ve Çatlı'nın temasta olduğu Mete Bey, işte o Metin G'ydi. Ortaya çıkan tabloya göre bazı istihbaratçılar ülkücüleri bir yandan sorgularken öte yandan görevlendiriyorlardı. Onların hem savcısı hem patronuydular. Kilit beşliği kurtaran tesadüflerin sırrı belki de buydu. Hep kafamıza bu eylemlerin arkasında Gladio benzeri bir örgütün bulunup bulunmadığı kuşkusu gelip takılmıştır. Dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş kafasında bu sorularla sorguyu izlerken 15 günlük gözaltı süresi doldu ama sorgu bitmedi. Yasaya göre sıkı yönetim komutanından ek süre istenmesi gerekiyordu. İstediler de. Tekrar bir süre istediler, ikinci bir 15 gün. O süreyi o günkü sıkı yönetim komutanı verdi. O günkü sıkı yönetim komutanı olan Orgeneral Necdet Ürü böyle bir başvuru hatırlamadığını söylüyor. Ancak Ağca sorgunun kısa kesilmesinden memnundu. Sıkı yönetime getirildiğinde başsavcının odasında işe bitti gözüyle bakıyordu. Aslında bir de çıkarım dedi. Nereden geliyor dedim bu kanaat sende? Sen idam talebiyle yargılanıyorsun. Uzun süre cezaevinde kalman olası, mahkum olursan senelerce içeride kalacaksın. 81'de çıkacağını nereden bekleyebilirsin? İdam talebiyle yargılanan bir insan bunu nasıl ümit edebilir? Öldürdün mü? Evet. Öldürdüğünü kabul eden kişiyse bir sene sonra çıkacağını nasıl düşünebilir? Dediğim zaman gayet emin bir şekilde ben çıkarım, sizin cezanız bana yetişmez dedi. Ben daha üsteleyince bir şeyler öğrenmek. Ya ha, açıkça dedim ki o halde kaçmayı umuyorsun dedim. Gülerek yok dedi. Ağca'nın bir bildiği olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Ünlü terörist 1981'e kalmadan 1979'da firar etti. Sıkı yönetim kaçmadı, kaçırıldı açıklamasını yaptı. Herkes işin ardında bir örgüt ararken dönemin başbakanı kendi özgün yorumlarından birini yapmakla yetindi. Ağca hapishaneden nasıl kaçmıştır? Hapishaneler bir yerde de yol geçen anına dönmüştü. Hapishanelerden pek çok kişi kaçmıştır. Ağca çoktan yurt dışına kaçmıştı ama Ankara'da istihbaratçılar savaşı sürüyordu. MİT emniyetle, emniyet sıkı yönetimle kavgalıydı ve herkes birbirini kuşu elden kaçırmakla suçluyordu. Bu çekişme bir ara o kadar büyüdü ki MİT bir raporla firar olayındaki soruşturma yetersizliklerini ortaya serdi. Bu rapora göre sıkı yönetimde yapılan soruşturma safsaklanmış, kaçırma olayında görev alanların MHP ile bağlantısı araştırılmamıştı. Üstelik rapora göre olayı soruşturmak isteyen istihbarat elemanları sıkı yönetim başsavcısı Refik Karaağ tarafından kovulmuşlardı. Karaağ ise 40 dakikadan Erbil Tuşal ve olayı doğrularken soruşturma odasında gördüğü 3 sivil istihbaratçıyı kovmakta haklı olduğunu düşünüyor. Onlara hayrola ne yapıyorsunuz diye sorduğum zaman bana sıcak sorgulama yapılacaklarını söylediler. Bu deyimi hoş karşılamadım. Çünkü ben bundan yasayla korunan bir yöntemi uygulamayacakları izlenimini aldım. Hukuki anlayışım böyle bir yöntemin kullanılmasına katiyen müsaade etmez. Emniyetten midirler, MİT'ten midirler, yoksa başka bir istihbarat örgütünden midirler bilmediğim bu üç kişiye kullanacakları yöntemin kişisel olarak bir yana
genel olarak da tasvip edilmeyecek yöntem uygulayacak olmalarından dolayı böyle bir soruşturmaya o türlü bir yöntemin girmesinin hangi olumsuz sonuçlara, hangi komplikasyonlara yol açacağını bildiğim için kendilerine teşekkür ederim, buyurun gidebilirsiniz dedim. Abdi İpekçi'nin katillerinin cezaevlerinden kaçırılmasında devlet etkisiz kalmış, belki de kaçırılmayı bir ölçüde kolaylaştırmış. Doğrusu iyi bir çalışma yapılmadığı söylenebilir. İyi bir çalışma ortaya konamamış olmasında bizim de tabii bir yerimiz var. Ama sıkı yönetim savcılığına gelinceye kadar devletin başka birimlerince yapılması gereken ciddi araştırmalar yapılmamıştır. Abdi İpekçi'yi vuranlar bellidir ama Abdi İpekçi'yi vurma emrini verenler üzerine yeterince gidilmemiştir. Şimdi susurluk sonrası ortaya dökülen bilgiler ışığında Abdi İpekçi dosyası da yeniden önem kazanıyor. Bu cinayetin sonu susurlukta biten bir maceranın ilk düğümü olduğu anlaşılıyor. O yüzden susurluğu çözmek için işe bu ilk düğümden, Abdi İpekçi suikastından başlamak gerekiyor. İpekçi'nin avukatları da olaya meclisin el koymasını, parlamentoda komisyon kurulmasını ve davanın yeniden açılmasını istiyorlar. Abdi İpekçi cinayeti bana göre bugün tartışılan çete ilişkileri içinde çok önemli bir başlangıç noktasıdır. O yüzden devletin ne yaptığına bakmamız gerekir. Ona baktığımız zaman burada gerçekten birçok soru işaretiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Ve devletin Abdi İpekçi gibi bir insanın cinayetini çözmekte pek istekli davranmadığına tanık oluyoruz. Eğer biz samimi olarak demokrasi için ve hukuk devleti için şu son susurluk ilişkilerinde ortaya çıkan çeteleri çözmek istiyorsak bana göre Abdi İpekçi'den başlamak zorundayız. Bu davanın karakteri hani bir çözüme bağlanmasın diye özellikle uğraşılan bir dava görünümü taşımasıdır. Başta bir çözüm elde edilmiştir. İşte bu fiili işleyen Ağaca'dır. Ağaca da mahkum olmuştur. İş bitmiştir. Kolayca Türk adaleti suçluya pençesini vurmuş, meseleyi çözmüştür havası yaratıldı. Ama gelişmeler öyle bir şekilde cereyan etti ki, belki asıl fail Mehmet Ali Ağaca bile değil. Bugün bu şüpheyi çok haklı bir şekilde taşıyoruz içimizde. Dün İpekçi cinayeti olduğunda devlet cinayet işlemez diyenler, bugün Cumhurbaşkanlığı makamında devletin cinayet işleyip işlemediğini ortaya çıkaracak olan susurluk soruşturmasının hamiliğini üstleniyorlar. Dün İpekçi cinayetinin üzerindeki sır perdesinden yakınanlar, bugün iktidarda o sır perdesini kaldırma göreviyle karşı karşıyalar. Ve dün İpekçi cinayeti göz göre göre örtbas edilirken susan kamuoyu, bugün Abdi İpekçi'nin öldürüldüğü köşede çetelere hayır diye bağırıyor. 20 yıldır oynanan bu körebe oyununun artık bitmesini istiyor herkes. Ve susurluğu unutma diye bağıranların kulaklarında Abdi İpekçi'nin kızı Nüket'in çığlığı yankılanıyor. Ben kendi adıma, eğer babam devlet uğruna öldürüldüyse milletimizin bunda ne gibi bir çıkarı olduğunu bilmek istiyorum. 18 yıldır olaya adı karıştığı söylenen onlarca kişinin adını öğrendik. Sahte kimlikler, sahte pasaportlar, resmi giysili yardımcıların varlığı apaçık ortada. Ve bir arpa boyu yol alınamamış durumda. Devletin adaletini, hukukun gücünü bugüne dek maalesef pek hissedemedik. Artık adaletin varlığını hissetmek istiyorum. Temiz toplum isteyenlere içerlemeyin, hatta destek verin. Bizler babalarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi bir trafik kazasında kaybetseydik keşke.
Ama ne yazık ki birileri bizim babalarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi katlederken onlar o temizledik duygusunu yaşadılar ve yine ne yazık ki o kişiler hala içimizde dolaşıyorlar. Hep birlikte bir ruh temizliği isteği fena mı olur? Bir yana bakıyorsunuz bir salona toplanmışlar, çatlılar ölmez diye bağırıyorlar. Bir başka yanda mumcular, ipekçiler ölmez diye bağırıyorlar. Hep birlikte bir salonda kimseyi öldürmeyin artık diye bağırabilecek miyiz acaba? Nüket İpekçi'nin bu çığlığına hepimiz yürekten katılıyoruz. Ve iyi biliyoruz ki Susurluğun aydınlatılmasının yolu İpekçi cinayetini aydınlatmaktan geçiyor. Orayı aydınlatabilirsek düğüm ilmek ilmek çözülmeye başlayacak. Bu konuda yurttaş üzerine düşeni yapmaya başladı. Bugün bu köşede bir araya gelen sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemcileri bu cinayetlerin aydınlatılması için taleplerini yüksek sesle dile getirdiler. Basın üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. İpekçi ailesine gelince onlar uzunca bir süre 18 yıldır neredeyse hiç konuşmadılar. Bu konuda ilkeli bir suskunluğu devam ettirdiler. Fakat bugün bu köşede eylemcilerin İpekçi cinayetinin aydınlatılması talebiyle bir araya gelmeleri ve basının bir nebze harekete geçmiş oluşu sayesinde onları programımıza davet ettik ve Nüket İpekçi kırmayıp bir veda mesajı için bizlerle olmayı kabul etti. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben kısaca ailenin suskunluğundan söz ettim. Önce bize bir kısaca açıklar mısınız? Nedendi bu suskunluk? Tabii aslında çok nedenleri var. İnsan susuyor çünkü konuşmak çok zor geliyor. O yoğun duyguları anlatmak çok zor geliyor. Susuyorduk çünkü onlar susuyordu. Konuşacak kişiler susuyordu. O konuşacak kişilerin söylemeleri gerekiyordu. Yetkililer susuyordu. Asıl araştırması gerekenler bu konuyu susuyorlardı. Tanıklar susuyordu. Basın susuyordu. Evet, çünkü bazen beklenen konuşmaları yapmamak da susmak oluyor. Bizim de konuşmak için anlamlı sözlerimiz, somut verilerimiz olması gerekiyordu. Çünkü bu bizim öncelikle bireysel sorumluluğumuzdu. Çünkü biz müdahil durumundaydık ve bir müdahilin kararlılığını, keskinliğini göstermek zorundaydık. Hiçbir zaman buna ulaşamadık. Kendinizi yalnız hissettiğiniz oldu mu? Yapayalnız, çok yalnız hissettiğimiz oldu. Bu yalnızlık geçen sene çok daha belirgin bir hal aldı. Çünkü çok birlikte olanlar vardı, çok yandaş olanlar vardı, hemşerilerinden güç alanlar vardı. Ben bugün bu gece o hemşerilik yakınlığını duydum, duygulandım. Özür dilerim, çok duygulu sözler ediyorsam daha düşünceli sözler edebilmek isterdim. Yurttaş girişiminin bu etkinliği, o yalnızlığımızı, o hiçe sayılmışlığımızı giderdi bir anlamda. Çünkü bizim de hemşerilerimiz var. Toplumda böyle duyarlı kişiler var ve bu duyarlı kişiler daha duyarlı kişilere de harekete geçirebilir. Belki o zaman ve sizin gibi bir böylesine verileri sıralayabilen, böyle anlamlı programlar yapabilen kişiler olursa ben de o cesareti bulup o beklediğimiz, özlediğimiz verilerin sıralanması, somut bilgilerden söz edilmesi gibi bir gerçekliğe, o çerçevenin çizilmesine ulaşabiliriz. Ve o çerçevenin içinde de işte biz değiliz yalnız, biliyoruz ki çok kişi var ve o çok kayıpların ortak noktaları çok. Evet. İşte bu süreçte zaten bu ortak noktaları çıkarabilmek gerekiyordu. Sustuk biz, bunları çıkartmak durumunda değildik aile evet. olarak. O görevi üstlenmesi gereken kişiler vardı. Onları harekete geçirmesi gereken kişiler vardı. Bir yerde vardı. Şimdi toplum da müdahil duruma geçti değil mi sizin yerinize? Böyle olması gerekiyordu. Çünkü öteden beri biliyorduk, örgütlü siyasi cinayetlerdi bunlar.
ve biz yakınlarımız, o hedef olan kişiler çok sayıdaydı ve çok uzun bir süre içinde, çok uzun bir süreye yayılmıştı ve her tekrarda artık bu kadarı da olmaz bu son duygusunu yaşarken aynı zamanda o sorumluluk duygusunu ben çok duydum. Yani o çok yoğun yalnızlık duygusunun ötesinde çok yoğun bir sorumluluk ve suçluluk da diyebilirim duydum. Neden çünkü çünkü biz müdahil görevimizi yapamadık. O çerçeve içinde değildik. Müdahil olmak, burada anlıyoruz ki toplum olarak müdahil olunması gerekiyor bu tür örgütlü siyasi cinayetlerde. Ve o suçluluk sorumluluğu duydum. Bugün sorumluluğu paylaştığımızı yakından hissettim. Ekrandan veya gazeteden hissetmek başka. O yüzden ben de zaten buralarda olmaktan kaçınıyorum. Ama burada hissedince o sorumluluğu paylaştığımız kişilerle birlikte olmak istedim. Evet, ve sizin gibi bu gazetecilik sorumluluğunu tam özlediğimiz biçimde yerine getirmiş bir kişiye. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Olarak bizim için büyük onur oldu. Yani biz susmadık, siz sustunuz aslında diyorsunuz. Şimdi biz konuşmaya başlayınca sizin de sesinizi duymaya başlıyoruz. Yetecek mi? Son çok kısaca şey soracağım. Yani bu işi aydınlatmaya yeter mi? Onu söylemek isterdim. Hep mumlara karan fillere hep kuşkuyla baktım. Hep üzülerek baktım. Uğur Bey'in karanfilleri hep bana acı verdi. Çünkü çok rahatlıyordu kişiler, o yürüyüşe katılanlar. Ben hep ağlıyordum o zaman. O rahatlamayı da hiç duymadım. Kimsenin de duymasını istemiyorum. Ama burada işte bu sözleri söyleyerek kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Ama o enerjiyi daha anlamlı bir şekle dönüştürülebilir. Yurttaş girişimini bu anlamda çok desteklemek gerektiğine inanıyorum. Ve bu hukuk alanında ve basın, kitle iletişim alanlarında çalışanların el birliğiyle biraz babamı kopya çekeyim, cepheleşme, teröre karşı cepheleşme, işte biz de artık bunu isteme hakkına sahibiz sanıyorum ben. Biz aile olarak bir başlangıç oluşturuyoruz demeyeyim. İsimler bazen yanıltıcı oluyor. Bilmediğimiz isimler ne kadar çok biliyorsunuz. Toparlamak gerekirse kitle iletişim araçları ve hukuk alanında çalışan kişiler hep birlikte bugünkü gibi daha gerçeğe yönelik çalışmalar yapabilsinler. Yani o rahatlığı duymayalım, rahatsız olalım ama enerjimizi de birlikte topluca... Sağlıklı kanala akıtalım diyorsunuz değil mi? Evet. Bunun işaretini vermiş olduk. Siz de burada olmakla bize büyük destek oldunuz. Biz de en azından şu son bölümde bu çabaya devam edeceğimizi ve bu desteği elimizden geldiğince sürdüreceğimize söz verelim size ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Abdi İpekçi'nin mesajını, teröre karşı bir cephe mesajıyla başlamıştık programımıza. Kızının teröre karşı bir cephe isteğiyle noktalıyoruz. Kısa bir aradan sonra sizlere veda edeceğiz. Sevgili seyirciler, Abdi İpekçi'nin katledildiği köşeden yaptığımız canlı yayının sonuna geldik. Bu programda da gördünüz, bir küçücük ipucu, önemsiz sanılan küçük bir ayrıntı nasıl büyük ilişkileri aydınlatmaya yetebiliyor. O yüzden programın sonunda sizlerden bu çabalara destek olmanızı, bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Gördüğünüz küçük bir olay, bir küçük tanıklık, elinizdeki bir bilgi kırıntısı, belki çok büyük olayları aydınlatmamıza yardımcı olabilir. Onun için onları bize ulaştırmanızı rica ediyoruz. Tabii en çok da konuya ilişkin duyarlılığınızı yitirmemenize ve
bu cinayetlerin, bu katliamların hesabının sorulması azminizi kaybetmemenizi rica ediyoruz sizlerden. Konuya duyarlılık göstermek yetmiyor. O konunun çözülebilmesi için çaba sarf etmek de gerekiyor. Geçen hafta Mesut Yılmaz, İtalya'da bu işlerin nasıl çözüldüğünün ipucunu verdi ve halk meclise yürümeden çözüm çıkmadı dedi. Kim bilir, belki şimdi sıra Türkiye'dedir. Haftaya aynalarda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın.